Pandeminin 9. ayında, herhalde 9. ayındayız artık. Herkese günaydın, hala evlerdeyiz. İnşallah bitecek. Bugün yine çok özel konuklarım olacak Siz Biz TV'deki Kitap Eczanesi programında. Ama ilk önce size bu fikrin bana nasıl geldiğini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yazarlık, yani bizim mesleğimiz, çok böyle içine kapanık, çok antisosyal bir meslek olarak bilinir. Kendi başına çalışan, genellikle bir odada çalışan insanlar olarak biliniriz. Ama bugünkü ekonomik sistem bizim de böyle çalışmamızın sınırlarını yıktı. Artık öyle çalışmıyoruz. Bugün dengeler tamamen değişti. Sürekli gezen, tabii pandemiden önce sürekli gezen, fuarlara, imza günlerine katılan, okullardaki etkinliklere katılan insanlara dönüştük. Bu benim için harika oldu. Ben çünkü gezmeyi çok severim. Bayılırım gezmeye. Benim gibi gezmeyi seven insanlar için harika bir fırsat. Bunun yanında ben ayrıca böyle car car konuştuğuma bakmayın. Ben çok çekingen bir insanım. Öyle insanlarla kendi başıma hemen kontak kuramam. Bunu aşmak için de bir sürü yol denedim ama gerçekten benim için çok zor. Benim gibi çekingen bir insan için de insanlarla tanışmak, daha iyi böyle insan ilişkilerini daha iyi kavramam için bir fırsata dönüştü. Her yerde bir sürü tanıdığım, bir sürü arkadaşım oldu. Yazıyorlar. Sağ olun Sinem Hanım, sağ olun Buse Hanım. Erzincan'a selam söyleyenler var. Şimdi bugün de gittiğim bu etkinliklerden birinde Erzincan'ı ziyaret ettim ve orada insanlarla tanıştım. Gerçekten yaptıkları işi çok seven, severek yapan ve bununla da hayatı değiştiren insanlarla tanıştıklarım. Bir tanesi bu programa çok büyük katkısı olan Tuğçe Hanım'dı, Milli Eğitim'den. Bir diğer insan da Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Bey'di. Öylesine aşkla yapıyordu ki işini. Orada bir şehrin çocuklarının kaderini değiştirmişti yaptıklarıyla. Yani bir tek kişi bir sürü insanın hayatına dokunabiliyordu. Buradan onu gördük. Ayrıca gittiğim şehirlerde bazı lezzetlerin şehirden dışarı çıkamadığını da gördüm. Yani çok güzel şeyler yapılıyor ama şehirden dışarı çıkamıyor. Çünkü çok fazla üretimi yok. Çok büyük el emeği istiyor üretimi. Bu yüzden dışarı çıkamıyor. Bunları da insanlar tanısın istedim. Bunların hepsini anlatmak istedim ama ben anlatmak istemedim. Dedim ki şehrin içinden bambaşka biri anlatsın. Geçen hafta Eyüp'ü anlatan minik bir okurumuz vardı, Zeynep. O bize Eyüp'ü anlattı. Bugün de Aslıhan anlatacak. Bu fikri ben yıllar önce çocukken izlediğim bir BBC yapımından aldım. BBC yapımı Mavi Bilye'ydi. Benimle yaşıt olanlar belki Mavi Bilye programını hatırlarlar. TRT'de oynardı ve bütün dünya ülkelerinden çocuklar katılırdı. Hepsi sabah yataklarından kalkar, akşam o yatağa girene kadar yaptıklarını anlatırlardı belgesel tadında. Biz bugün pandemi nedeniyle ekiple gidip böyle bir çekim yapamıyoruz. Ama onun yerine teknoloji sayesinde Aslıhan gibi harika öğrencileri Erzincan'ı tanıtması için kendimize bağlayabiliyoruz. Aslıhan merhaba. Şimdi Aslan bağlanıyor. Merhaba. Merhaba Aslancığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Aslancığım, bize Erzincan'ı tanıtacaksın. Bunu kabul ettin. Bir de uğraştın. Videolar çektin. Tuğçe Hanım'la gittiniz, dolaştınız. O yüzden çok çok teşekkür ederim sana. Bu pandemide maskeni takarak, kurallara uyarak bizim için bu soğukta çalıştın. Erzincan şu anda kaç derece? Erzincan şu an çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Yani hafif soğuk var ama yine de güzel bir hava. Yine de güzel. Güneşli mi hava? Evet, güneşli. Güneşli. Peki şimdi 9 Erzincan 9 derece. 9 dereceymiş, bilgi geldi. Harika. Bize ilk önce Erzincan'ı bir tanıtır mısın? Erzincan nerede? Nasıl yaşanıyor? Neler var orada? İlk önce bir çok hafif bize orayı bir tanıt bakalım. Neler diyeceksin şehrin hakkında? Erzincan çok küçük bir yer. Deprem bölgesi olduğundan dolayı çok tarihsel kalmamış. Yani küçük bir yer olduğu için çok böyle gezilecek yer yok aslında. Ama bence var. Ben geldiğimde görmüştüm. Çok gezilecek yer vardı.
Tabii hep aynı yerleri gezdikçe size tanıdık geldiği için farklı gelmiyordur ama dışarıdan geleceklere evet. Hepsi çok ilginç. Peki nüfusunuz kaçtı? 236 bin. 236 bin nüfusunuz var. Evet, kalabalık bir şehir değil. Peki sen biraz da kendini anlat. Aslıhan neleri sever? Ben Aslıhan Dilan. 9 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Bir de paten sürmeyi çok seviyorum. Patenle de çok ilgi alakam var. Sporu seviyorsun yani. Paten birçok kasları çalıştıran evet. Bir spor. Benim de bir karate hocam var. Karate sporunu da yapıyorum. Karate de öğreniyorsun. Yani spora bayağı ilgin var ve bunları yapmak için de fırsatın var. Peki bunlara diyelim ki paten kaymaya nereye gidiyorsun? Paten kaymaya Ekşisu'ya gidiyorum. Yani Çağlayan'a da gidiyorum ama orası birazcık uzak olduğu için çok gidemiyorum. Anladım. Şimdi bir görüntülerimiz var. Sen paten de kayıyorsun. Umarım o görüntüler gelir ilk önce. Bir Atatürk Parkı'na gidiyorum. Atatürk Parkı'na. Bakalım ne geliyor. Ekşi suda su içtiğin bir görüntü geldi. Buraya paten kaymaya da gidiyorsun ayrıca yani ekşi evet. Suya. O sudan, o çeşmeden ben de su içmiştim. Biz o tür bir suya burada bayağı para veriyoruz. Sizde çeşmelerden akıyor. Orada da biz daha çok piknik yapıyoruz. Orada suyu doldurup da piknik yapıyoruz. Suyu doldurup piknik yapıyorsunuz. Ekşi su şifalı bir su. Tadı gerçekten farklı. Evet. İçinde çok fazla maden olduğu için herhalde değil mi? Mineralli suyuyla biliniyor ekşisi aslında. Mineraller var içinde. Peki şimdi evet. Bir video daha gelsin. Bakın burada ne var, ne söyleyecekler. Ah, bir tren dedi. Bir izleyelim sonra konuşalım. Yayın nasıl bitiyor? Bitmiyor herhalde. Evet. Şimdi ne söyleyeceğiz Bulgar hakkında? Almanlar tarafından projelendirilmiş ve 1983 yılında inşa edilmiş. Aman pardon, 1938. 1938'de inşa edilmiş evet. Bir gar. Bugün hala ayakta, değil mi? Evet. Bugün hala ayakta, depremden etkilenmemiş olan bir gar. Demek ki evet. Güzel yapıldığı zaman depremden etkilenmesi güç bir şeyin. Yani deprem aslında kader değil. Teknikle kendimizi koruyabileceğimiz bir tehlike, değil mi? Evet. Evet, yani fırtınalara altı delik kayıkla girmeyiz, değil mi? Çürük binalarla depremi beklemekte altı delik kayıkla okyanus aşmaya benziyor. Onun yerine sağlam gemiler inşa etmeliyiz. Burada da öyle bir yapı var. Tren geçiyor yani. Trenle gidilebiliyor Erzincan'a. Evet. Peki sen trenle yolculuk ettin mi? Mesela nereye gittin trenle Erzincan'da? Yani ben Erzincan'dan başka bir yere hiç trenden gitmedim ama treni bayağı bir inceledim. Treni bayağı inceledin. Peki. Şimdi sana bir soru var. Madem şeyden açtık, depremlerden açtık konuyu, oradan sorayım. Deprem Erzincan için çok büyük tehlike. Bunu herkes biliyor. 1992 yılıydı herhalde. Çok kötü bir deprem oldu. Ben o sabah kalkıp o yayını, haberleri izlediğimi hatırlıyorum. Dehşetle izlemiştik. Tabii orada yaşayanlar için dehşet değil, artık bir felakete dönüşüyor kendi yaşamları açısından. Peki bu 92 yılındaki depremden sonra ben son gittiğimde iki defa geldim Erzincan'a. Bütün yapılar 4 katlıydı ve bahçelerin içindeydi. Yani çok güzel önlemler alınmış. Şehir yatay şekilde düzenlenmiş. Peki evlerin içinde ne var? Siz depreme karşı evlerin içinde neler yapıyorsunuz?
Evliğin içinde deprem çantası bulunduruyoruz. Bir de dolapları veya işte sabit kalacak yerleri kesinlikle monteliyoruz duvarlara. Hı. O zaman herkese ne söylemelisin? Bütün Türkiye neredeyse deprem bölgesi. Hiç kimse kendi başına gelmeden bunun ciddiyetini anlamıyor. O yüzden söyle onlara. O dolapların tepenize düşmesini beklemeden onları ne yapın? Siz de duvarı bizim gibi monteleyin kesinlikle. Monteleyin değil mi? Yoksa bir depremde onlar üzerinize düşüp çok büyük felaketlere Evet. yol açabilir. Peki. Sen şimdi buradakilere kıyasla ne yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Biz genellikle burada genellikle insanlar hafta sonları İstanbul'da ya da büyük şehirlerde AVM'lere gidiyorlar. Yani Hı. pandemiden sonra ben gitmediklerini düşünmüştüm ama birkaç ay önce gidince şok oldum. Yine doluydu AVM'ler. Sizin orada da AVM'lere mi gidiliyor, başka bir şey mi yapılıyor yoksa? Aslında AVM'lere hala gidiliyor korona olmasına rağmen. Daha çok mesela Çağlayan'a da gidiliyor hafta sonları. Doğal yerler var. Ekşi'ye de gidiliyor. Evet. Parka da Harika. gidiliyor. Şey yapalım mı? Yine video izleyelim mi? Bakın nerelere gittiğini buradan görecek miyiz? Yine görüntüler geliyor sizin çektiğiniz. Şu an göçmen kuşların Uğrak alanı olan Ekşi Sezgin'deyiz. Evet, yine Ekşi Su'dan bir görüntü geldi. Peki, biz burada kaymak istediğimizde, kayak kaymak istediğimizde diyelim, buradan Bursa'ya Uludağ'a gitmek zorundayız. Bunun için de haftalar öncesinden planlar yapmak zorundayız. Peki, siz orada kayak kaymak için nereye gidiyorsunuz? Kayak pistiniz var mı? İzmir'de Ergen Dağı'na gidiyoruz ve bizim daha çabuk oluyor. 10 dakikada gidebiliyoruz biz. Peki, neyle çıkıyorsunuz oraya? Oraya Ergen Dağı'na teleferikle çıkıyoruz tepesine. Orada kayak Evet. kayıyoruz. Peki sen biliyor musun kaymayı? Evet ben biliyorum ama çok iyi değil. Çok iyi değil diyorsun. Çok ilginç. Ben hiç kayamıyorum. Korkuyorum kaymaktan. Hatta böyle normal oyun parklarındaki küçük kaydıraklardan bile kayamazdım. Kendim bırakmak bana çok ürkütücü geliyor. Bu yüzden herkesin kayak kaydığı yerlerde bile hiç heves edip de asla yaklaşmadım kaymak için hiçbir şeye. Şimdi buradan ama insanlara söylüyoruz. Bu büyük şehirlerde biz 10 dakikada değil kayak kaymaya, biz buradan markete bile gidemiyoruz. Çünkü bir şey almak için büyük bir olasılıkla arabaya binip bir markete gitmemiz gerekiyor. Orada da birkaç tane trafik lambasında takılsak zaten en yakındaki market bile 20 dakika sürüyor varmak açısından. O yüzden Erzincan, istediğiniz zaman kayabileceğiniz, istediğiniz zaman doğa yürüyüşüne gidebileceğimiz harika bir şehir aslında. Tanımazsak da hiçbir şey bilmiyoruz. Peki, Aslancığım, deprem hakkında konuştuk, AVM'ler hakkında konuştuk. Peki, kayak hakkında konuştuk. Peki, yüzmek istediğinizde nereye gidiyorsunuz? Yüzmek istediğimizde Aquapark'a gidiyoruz. Bir de olimpik yüzme havuzu var. Olimpik'te hiç kaydırak yok ama Aquapark'ta çocuk kaydırakları, büyük kaydırak. Evet. Ha, bir takıldı gibi oldu. Orada tesislerde yani kayabiliyorsunuz. Peki doğal yerler yok mu? Denize uzaksınız ama belki göl vardır, nehir vardır. Nereler var? Orada Fırat Nehri var. Hı Fırat hı. Nehri'nde de Karasu yerinde de rafting yapıyorlar. Rafting yapıyorlar. Vay, Evet. kayabiliyorsunuz. Rafting yapabiliyorsunuz. Harika bir şey. Yine görüntü gelsin mi? Bakalım Gelsin nerenin bakalım. görüntüsü geliyor. Bakalım. Evet, yine parkları tanıtan bir görüntü. Değirmen dönüyor böyle, su değirmeni. O neresi? Şey orası Ekşi Su. Değirmenin döndüğü yer Ekşi Su. Öyle mi? Evet.
Evet, böyle tesisler de var. Peki başka görüntüler gelsin hemen. Bakalım neler gelecek buraya daha. gitsin. Merhaba, ben Aslıhan'la 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Erzincan'dayız. Bugün sizlere Erzincan'ı tanıtacağım. Şu an Erzincan merkezdeki Atatürk Parkı'ndayız. Ve ailemle birlikte hafta sonları buraya gelip patens sürmeyi çok seviyorum. Görüşmek üzere, turumuza devam ediyoruz. Harika kayıyorsun. Patenle kayışını seyrettiler. Evet. Seyrettik hep birlikte. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Sana paten kaymayı kim öğretti? Ben aslında 5 yaşından beri çok merak ediyordum paten kaymayı. Evde kendi kendime birazcık deneyip sonra dışarı çıktım. O patenden pek iyi süremedim. Annemgil bana paten aldıktan sonra uzun süredir onları sürüyorum. İşte o da bir videolardan bir tanesi. O da videolardan bir tanesi. Ben evet ben patenle de kayamıyorum. Bayağı da beceriksiz bir insan oldu ortaya çıktı. Hemen başka bir videoya geçelim. Yapabildiğim bir şey çıksa bari. Evet yine Almanlar tarafından projelendirilmişti. Demir yolu. 1938 yılında inşa edilmişti. Evet. Erzincan depremlerine karşı ayakta kalabilen tek binadır. Evet, şu an Erzincan tren garındayız. Haydi hep beraber gezelim. Evet, bize istasyonu, tren istasyonunu tanıttın Evet. şimdi de. Peki gelsek Erzincan'a ne yememizi tavsiye edersin? Erzincan'a geldiğinizde lokantalarda pek Erzincan'ın meşhur yemekleri verilmiyor. Ama mesela kafese veriliyor. Sonra lök tatlısı var Kemaliye'de. O da O nasıl bir şey? değirmenli. Lök tatlısı değirmende dut ezilerek, ceviz ezilerek karıştırılıp o kalıbın şeklini alıp yiyebiliyoruz. Evet, lokum gibi şekle sokuluyor herhalde. Ondan sonra yeniyor. Öyle mi? Dut ve ceviz. Zaten Evet, sadece dut ve ceviz. Erzincan'ın meşhur yemeklerinden biri de un çorbası. Erişteyle, köfteyle yapılıyor. Mil köfteleri var. Sonra kesme makarna. O da yaprak Kesme makarna. sarması var. Yaprak sarması var bir de. Siyah üzümün yaprağından yapılıyor bizim sarmamız. İçi de farklı birazcık. Bir de sarıçımız var. Sarıç ben onu yemiştim. Siyah üzümlerle cevizler herhalde ipe diziliyor değil mi? Özel bir üzüm var Erzincan'da. Evet. Hafif böyle mayhoş bir tadı var. Ekşimsi. O ve Evet. ceviz ipe diziliyor, onlar yeniyor. O da çok lezzetli bir şeydi. Tabii bunlar normalde Erzincan dışında bulunmayacak lezzetler. Çünkü yapılması zahmetli ve Erzincan dışına çıkamıyor. Sen de bir gün Erzincan'dan farklı bir yerde yaşarsan o lezzetleri çok özleyeceksin. Evet. Bir de o siyah üzümümüz de Cimin üzümü, o da ünlü değil cimin mi? Cimin üzümü de ünlü. üzümü. Şimdi yine görüntülerimiz var. Bakalım bu sefer neler geliyor. Fırat Nehri. Evet, Fırat Nehri geldi görüntüye. Orası için ne söyleyebiliyorsun? Orada neler yapıyorsunuz? Nerede o Erzincan'ı bilmiyor? Orada tekne turları yapılıyor. Hı. Zipline yapılıyor. Zipline de bir ipin üstünde iki kişilik veya üç kişilik, tek kişilik de oluyor. Kayma böyle Fırat nehrin üstünde kayma.
Nehrin üzerinde bir ipin hattın üzerinde bir belki de bir ne denebilir ona? Bakın şimdi heyecandan ben de adını unuttum. Bir yuvarlak küçük bir tekerleğin üzerinde kendinizi bırakıyorsunuz diğer tarafa. Değil mi? Onu ben de yapamam. Bak şimdi yapamadığım bir şey daha söylemiş oldum bana. Şimdi çocuklar, çocuklar çok özel hayal güçlerine sahip. Sana artık konuşmamızın sonuna geliyoruz. Sana iki tane soru soracağım. Acaba bu konuda ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Tamam mı Dilacığım? Bir tanesi sence en mutlu renk. En mutlu renk. En Hangi mutlu renk? renk kırmızı. Kırmızı. Sence en mutlu renk kırmızı. Peki ne yapmak isterdin? Bir şehir mesela çizsen, bir şehri dizayn etsen kırmızılara mı yer verirdin? Neşenin rengi, mutluluğun rengi gibi. Daha çok. Evet, kırmızılara daha çok yer verirdim. Evet, harika. Peki Dilacığım, bir kitap yazsan konusu ne olurdu? Konusu bir üzgün çocuk hakkında olurdu. Onun neden üzgün olduğunu anlatırdım. Bir de Onun üzgün olması. Peki ona bir yol gösterir miydin? Şöyle şöyle yapsan üzgün olmazdın diye. Yoksa sadece üzgün olduğunu anılarını herkesin bilmesi yeterli mi? evet. Onun yani neden üzgün olduğunu anlatırken hem de onun nasıl bir yol almasını gösterirdim. Evet, ona bir yol da gösterirdin. Peki şimdi Aslıhan Dila, bundan yıllar sonra sen 18 yaşına ya da 16, 17, 18 yaşına geleceksin genç. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. O günkü Aslıhan Dila'ya buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Neyi aklından çıkarmasın? Ne çok önemli? Ergenlikten geçerken o fırtınalardan neyi unutmasın? Ona bir mesaj Aileyi. göndersen. Neyi? Aileyi. Aile, aile nasıl o zaman senin için önemli mi? Evet, Unutulmaması benim için için. çok önemli. Evet, ona diyorsun ki ailene değer vermeyi sakın unutma Aslıhan Dila. Hadi Evet. kendine söyle buradan. Sakın ailene değer vermeyi unutma. Bravo sana. Şimdi yeniden görüntüler gelecek Erzincan hakkında. Çok sağ ol, bir sürü görüntü gönderdim bize Kemaliye'den de. Hatta orada bu film var, Düğün Dernek, değil mi? Evet, onu ben de izlemiştim. Evet, oradaki o tüpçü aslında Kemaliye'de, onu da çekmişsiniz. Onu da çekmişsiniz, onu da görecekler. Evet, görmeye başladılar zaten Kemaliye'den tatlılar. Kapılar, Evet. çok özel kapılar var. Evet, bu o tüpçü. Sivas'ta zannediyorduk ama o Kemaliye'deymiş. Harika. Kemaliye'deki. Evet. Çok güzel bina kapıları var. Sokaklar var. Harika. Oradaki kapı tokmakları da sert, böyle sert ses çıkaran erkekler çalıyormuş. İnce sesi çıkaran da bayanlar çalıyormuş. Anladım. İki ayrı tokmak var yani. Biri ince Evet. ses çıkarıyor. Onlar kadın geldiğini anlıyoruz. Diğerinden de bir erkeğin geldiğini anlıyoruz. Çok güzel bir ayrıntıydı. Sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada diğer konumuz olacak. Aslıhan'cığım çok güzel anlattın Erzincan'ı. Geleceğe bir kayıt olarak kaldı bu. Umarım izleyenler senin sayende Erzincan hakkında bir sürü şey öğrendiler. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Şimdi biraz görüntü alırsak eğer Aziz hocam gelecek. O sırada biz görüntülerle Erzincan'ı tanımaya devam edelim. Sonra Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün yayında olacak. Biz yeni görüntülere bakıyoruz. Thank you.
Yayındayız. Aziz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bilsen Hanım, nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? İyiyiz, çok sağ olun, çok sağ olun. Kabul ettiniz, bizi mutlu ettiniz, çok sağ olun. Pazar günü bize zaman ayırdınız. Hayır, ne demek. Bilsen Hanım, gerçekten sizlere müteşekkiriz. Hem Yazarlar Erzincan'da projemiz kapsamında benim bilebildiğim sizinle okullarda iki kez Erzincan'a geldiğinizi ben biliyorum. 6. yılımız Yazarlar Okullarda projesi kapsamında her yıl en az 10 yazarımızı öğrencilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz, buluşturuyoruz. Bu yılda 16 yazarımız, 6 farklı yayın evinde yazarımız Erzincan'da Yazarlar Okulda projemiz çerçevesinde okullarda olacaktı ama varsın olsun bu şekilde çevrim içi uzaktan yazarlarımızla söyleşilerimiz çocuklarımızla olacak. Yine kitaplarımız gelecek, çocuklarımız kitapları okuyacaklar. Önce yazarlarımızı kitaplarıyla tanıyacaklar. Daha sonra yazarlarımızı uzaktan da olsa tanıma fırsatı bulacaklar. Ama tabii ki bu Yazarlar Erzincan'da projesi kapsamı bize inanın Birsen Hanım çok şey kazandırdı. Ben bu kadar faydasının olacağını, bu kadar güzel neticeler alabileceğimizi inanın tahmin edemiyordum. Ama yazarların okullarımıza kadar gelmesi, özellikle bu bizim için çok iyi oldu. Okul okul gitmeleri, tabiri caizse uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasındaki en önemli farkı şimdi daha çok idrak ediyoruz. Çocuklara dokunmaları o kadar farklı bir sinerji oluşturuyor idi ki siz bunun farkındaydınız zaten hep. Ama Erzincan'da gerçekten ciddi bir sinerji oluşturdu. Güzel bir çalışma oldu. Her meyvenin nasıl ayrı bir tadı varsa inanın her yazarımızın ayrı bir güzelliği, ayrı bir özelliği, ayrı bir dokunuşu, ayrı bir motivesi. Çocuklarımızı kitap kurdu yapma ki bizim projemizin hedefi de her kademedeki okullarda okuyan öğrencilerimizi severek, isteyerek düzenli kitap okuma bir alışkanlık haline getirmesi, hatta alışkanlığın da ötesine kitap okumayı bir ihtiyaç haline getirmesi, nasıl ki yemek, içmek, uyumak, gezmek bir ihtiyaç ise artık çocuklarımız hangi kademede olursa olsun bunu bir ihtiyaç haline getirebilmeleri ki bu yani bunu ne kadar başarabilirdik diye bayağı bir kafamda soru işaretleri vardı ama yazarlarımızın Erzincan'a gelmesi, yazarlarımızın Erzincan'a gelmesinin dışında okul okul, derslik derslik, sınıf sınıf çocuklarımıza dokunması bizim bu isteğimizi, bizim bu projemizi gerçekten çok farklı bir anlam kazandırdı. Çok güzel bir çalışma oldu. Bunun meyvelerini, bunun semeresini alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Özellikle kitap eczanesi, isim çok güzel. Yani eczane şifa dağıtan bir yer. Bilerek koydunuz evet. Mutlaka bu uçel. Evet. Yani burada toplumun şifa bulması kitapla mümkün. Yani bizim bakıyorum programlarımıza genellikle psikologlar var, pedagoglar var. Yani milletin artık kafa biraz sıkıntı bu pandemiden dolayı ama bunların en önemli ilacı kitap olsa gerek. Çok güzel bir isim, çok güzel bir çalışma. Ya keşke pazar günü değil de daha böyle farklı bir nasıl olmasa hafta içi hep evdeler çocuklar, veliler. Hafta içi olsa çok daha güzel olurdu ama bundan sonra artık biz sizin yakanızı bırakmayacağız. Bu güzel çalışmaları devam ettireceğiz. Uzaktan da olsa 16 yazarımız sizi gerçekten iki çalışmanıza da ben katıldım. O çocuklarla olan iletişiminiz, onlara dokunmanız, onların sizin kitapları okuduktan sonra size olan hayranlıkları ve çünkü ben hep şunu söylerdim, bilmiyorum sizin gelişinizde de söyledim mi? Bizim zamanımızda biz öğrenciyken yazarla ilgili herhangi bir şey söyleyince biz yazarları hep ölü zannederdik. Yani ölü yazar, yazar ölmüştür. Ölmeyen bir yazarın evet. Ne işi var bizde, bizim yanımızda, okulda, ilde ne işi var? Bu adamlar ölmüştür. Kitapları kütüphanelerdedir, kitapçılardadır. Oralardan gidip alınır, okunur.
Ama şimdi gerçekten yazarların çocuklarımıza bir yön verebilmesiyle ilgili olarak kitapların da dışında çocuklara dokunmaları, onlara kendilerini anlatmaları, bizim o kadar mesela geçen anı yarışması vardı, ondan önce öğrencilerimizin yazmış olduğu mesela Hasan Ali Yücel öykü yarışması vardı. 2 yıldır bakanlığımız yapıyor, 2 yıldır da ilimizde ödül alan Türkiye genelinde öğretmenimiz var. Biz de yine bu gibi yarışmalar ve etkinlikler yapıldığı zaman yazarların da çocukların içerisinde gerçekten farklı bir yetenekleri olan çocuklarımız var. O yazarların okula gelmeleri, onlara dokunmaları onlara farklı bir ilham veriyor, onlara farklı bir yön veriyor. Onlara ayrı güzellikler katıyor. Mustafa Kutlu öykü yarışmalarımız var. 6 yıldır Yazarlar Erzincan'da projesiyle birlikte yürüttüğümüz çocuklarımızı hem okuma hem de yazma yönlerini, yeteneklerini keşfetmek, açığa çıkarma adına gerçekten güzel bir proje, güzel bir çalışma. Bu yılda bunu uzaktan da olsa yapacağız. Ve benim en çok üzüldüğüm şey şu, Birsen Hanım, hep düşündüğüm, inanın buradan Erzurum'da kitap fuarı olurdu. Bizim bir okulumuzdan 7 midibüsü biz buradan öğrencilerle gönderdik, geldik böyle bu kadar. Bayrama gider gibi, düğüne gider gibi okulların önlerinden araçlar kalkmaya başladı Erzurum'a. Bu o kadar güzel, o kadar hoş bir şey ki, bir de ben kütüphanelerin okullarda Z kütüphane açılışları var. Bakanlığımız son dönemlerde çok güzel bir çalışması. Ben oralardaki konuşmalarımda hep şunu söylerim. Bizim çocuklarımızın teneffüste en çok özellikle koştukları bir yer vardır, kantinler. Öyle bir duruma geleceğiz ki, teneffüslerde veya okula geldikleri zaman en çok koşacakları birinci sırada yerin kütüphane olması lazım. İnanın bunu artık başarmaya başladık Birsen Hanım. Ve geçen yıl Nisan ayında çok ciddi bir katılımla tüm hazırlıklarımızı yaptık. Erzincan'da milli eğitim olarak tek başımıza, valiliğimizin de bizim de tabii beraber bu konularda hep mihmandar. Bir şey yapacaktık, kitap fuarı, ama pandemiden dolayı ertelendi. Bu gerçekten gerçekleştirmeyi isteyip de içimde böyle bir ukde olarak kalan bir durum. İnşallah ilk çalışmamız o ve sizi de bekleyeceğiz inşallah. Tabii seve seve katılırız. İnşallah bu pandemi biter de eski hayatımıza, tamamen eskisi gibi olmasa da, benzerine geri döneriz. Gerçekten çok özledik biz de gezmeyi, insanları, çocuklarla birlikte olmayı, sohbetleri çok özledik. Sizin çocuklar için yaptığınız çalışmaları da görmüştüm ben. Çocuklara kurs veriyordunuz, hazırlık kursları, bütün öğretmenler okullarda kalıp onları çalıştırıyordu. Buna da hayran olmuştum. Herkes özveriyle çalışıyordu. Bu motivasyonu sağlamak da çok büyük başarı. Herkesi aynı canlılıkta tutmak. Siz çok istersiniz ama motivasyonu sağlayamazsınız. Siz onu da sağlamışsınız. O yüzden çok çok tebrik ediyorum sizi. İnşallah hayalinizdeki diğer şeylere de teker teker ulaşırsınız. Erzincan için çok büyük şans, ama buradan hangi şehre gitseniz o şehir içinde bir şanssınız bence. Tebrik ediyorum çok, sizi. Çok teşekkür ederiz. Kübra Hanım ikide bir son saniyeler, son saniyeler diyor. Evet. Ama evet, güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de bu hafta sonunuzu bize ayırdınız. Erzincan'ımıza ayırdınız. Kitaba ayırdınız. Müteşekkiriz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın efendim. Siz de çok sağ olun. Teşekkür ederim Aziz Bey, Tuğçe Hanım'a ve size çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Herkese teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Herkese harika bir hafta sonu dilerim. Herkes kendine iyi baksın. Bir derdiniz olduğunuzda başvuracağınız yer kitaplar olsun. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.